Herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizler birlikte Asus'un iCare teknolojisine değineceğiz. Evet Recep, Asus'un monitörlerinde görmeye başladığımız bir teknoloji pek çok modelinde karşımıza çıkıyor. Nedir bu iCare? Bundan bahsedeceğiz. Evet, iCare Ali benim anladığım kadarıyla göz bakımı anlamına geliyor ama biraz daha açar mısın bizim için? Şimdi tabir İngilizce olunca bu tür biliyorsun kullanılan teknolojiler yurt dışında geliştirildiği için isimleri de İngilizce oluyor. Evet. Eye bildiğimiz göz demek, insan gözü ve bir monitörde kullanılması son derece doğal bir isim. Evet. Care'de, healthcare'de olduğu gibi sağlık bakım hizmetlerinde kullanılan, dikkat etmek, ona özen göstermek, ona bakmak, bakım manasına gelen bir kelime. Son itibariyle eye care ne anlama geliyor? Göz bakımı, gözün sağlığını koruma anlamına geliyor. Peki Ali, bu monitörde gözümüzün sağlığını korumaya yarayacak olan ne teknolojiler var? Aslında bir tane teknoloji değil eye care. Eye care 3 farklı teknolojinin bir araya gelmesinden oluşuyor. Bunlardan ilki gözlerimize zarar verdiği tespit edilen mavi ışık vereceğim. Bu mavi ışık nereden geliyor? Şimdi mavi ışık doğal olarak ekrandan geliyor. Evet. Ekranın bir tane arka aydınlatması var. Piksellere ışık veriliyor. Mavi, kırmızı, yeşil olduğu zaman bu renklerin harmanıyla biz milyonlarca renk tonunda farklı görseller görüyoruz. Evet. Şimdi maviyi çıkardığın zaman olmuyor. Ekranda mavi olmadan bir görüntü yaratamazsın. Doğru. Zaten teknolojinin temeli de RGB dediğimiz, senin de dediğin gibi red green blue. Aynen öyle. Kırmızı, yeşil, mavi sevgili izleyiciler. Şimdi bu ama mavinin frekansı farklı, tamam mı? Bu ışığın dalga boyları var. Evet. Bu ışığın dalga boyları değişiyor. Farklı nanometrelerde değişiyor. Hatta ben bunu not da aldım. Evet. Şimdi 1.2 nanometre ile 0.6 nanometre arasında değişen bir dalga boyundan bahsediliyor mavi ışıkta. Ve bunun üzerine tıbbi araştırmalar yapılmış. Bu Asus'un kendi araştırması değil. Bu harici çeşitli tıbbi kuruluşların yaptığı ciddi araştırmalar ortaya çıkan bir sonuç. Evet, araştırmanın linklerini de yine videonun altında bulabileceksiniz. Evet. Bu tür araştırmalarda insan gözünde sağlığı ya da yorulmayı ne etkiliyor? Monitör başında uzun süre çalışan, oyun oynayan insanların gözlerini ne yoruyor? Bunu araştırmışlar. Evet. Ortaya çıkan en önemli sebeplerden bir tanesi bizim o red green blue'daki blue ışığın, mavi ışığın aslında gözlerimizi ve beynimizi devamlı yorduğu, hatta uzun vadede yıprattığı yönünde. Bunun için peki nasıl bir önlem alınmış? Şimdi Recep, red green blue'dan blue'yu çıkartırsak olmaz dedik. O yüzden bu ışığın belli tonlarını, frekanslarını filtreleyerek, azaltarak göz yorgunluğunu ve verilen zararı azaltmak için bir çalışma yapmışlar. Bunun için monitörün içerisinde sanırım bazı ayarlar var. Aynen öyle. Şimdi blue light filter, mavi ışık filtresi denen bir teknoloji var. Evet. Asus bu teknolojiyi kullanarak 5 farklı modda ekrandaki mavi ışığı azaltıyor. Nedir bu modlar? Şimdi modlardan bir tanesi level 0 sevgili izleyiciler. Level 0'da mavi ışık hiçbir şekilde filtrelemiyor. Doğal renk neyse onu görüyorsun. Özellikle de profesyonel çalışma yapacaklar, bütün renkleri görmesi gerekenler, monitörde gördüğü renkle baskıda aynı renkleri tutturmak isteyenler için bu önemli. Aynen öyle. Şimdi bu renkleri değiştirdiğin zaman olmuyor. O yüzden bunun bir sıfırıncı ayarını koymuşlar. Evet. Garanti filtrelemiyorlar. Birinci ayarda internet üzerinden mağazadan alışveriş yapıyorsun. İster erkek ol ister kadın ol, farklı renk algıların var. O noktada gözünün bu kazak gerçekten mavi mi siyah mı ayırt etmesini engellemeyecek kadar ince bir hassasiyeti var. Devam ettiğimiz zaman 3. seviye var sanırım. 2. ve 3. seviyeye geldiğimiz zaman mavi ışığın filtreleme tonu gittikçe artıyor. En son 5. seviyeye kadar, ama şöyle söyleyelim, %20, %30, %50 ve %70 oranlarda mavi ışığı filtreleyerek maviyi azaltıyor. Bu şu şekilde anlaşılmıyor. Siz mavi ışığı %70 kendiniz mavi rengi monitörde kıstığınız zaman olmuyor sevgili izleyiciler. Sen %70 maviyi kısarsan Photoshop'tan da bildiğin üzere elde ettiğin renk alakasız bir renk olur. Evet, gerçek renkleri göremiyorsunuz. Oradaki önemli olan o frekansların, o dalga boylarının filtrelenmesi olduğu için %70'e kadar blokladığın zaman mavi ışıktan gözün yorulmadan gecenin karanlığında oturup monitörün karşısında PDF dosyası mı okuyorsun? Uzun saatler çalışıyor musun? Yoksa renk hassasiyeti gerektirmeyen bir işle mi uğraşıyorsun? Hiç fark etmeden çok uzun süre yapabiliyorsun. Özellikle de kitap okurken zaten sadece siyah ve beyaz görüntü olacağından dolayı aslında mavi ışığa hiç de ihtiyacımız yok. Şimdi de beyaz ekranda beyaz renge bakarken bazen fark edersin Recep. O beyazı %100 beyaz ayarlamadılarsa, evet, işte mavili tonlar falan varsa o aydınlık arka plandan o maviyle gözleri yoruyor. Doğru. Bu tür durumlarda mavi ışık filtrelendiği zaman siz de daha temiz, daha rahat bir kafanız, gözünüz rahat ediyor. Bu şekilde açıklıyorlar. Evet. Şimdi mavi ışığın yanında bir de sanırım flicker free dediğimiz titreşimi engelleyen teknoloji var. Biraz da bundan bahsedelim. Şimdi bu titreşimin ne olup ne olmadığı çok önemli aslında. Evet. Bütün monitörlerde hertz değerleri, yenileme değerleri vesaire var. Bu titreşimin bunlarla hiçbir alakası yok. Baştan bunu söyleyelim. Nedir peki? Şimdi bu ekrana ekrandaki titreşim şu şekilde oluyor Recep. Ekranı sen gözlerin yorulmasın diye ışığı kıstığın zaman, evet, arka plandaki aydınlatma floresan gibi senin gözünün algılayamayacağı kadar hızlı yanıp sönerek
arka planda bir titreşim oluşturuyor. Hmm, bu sadeden kısılıyor yani. Aynen öyle. Ekrandaki beyazı ampulü kısarak kısmıyor. Evet. Ekrana aslında verilen ışık daha az sürede veriliyor. Daha uzun aralıklarla veriliyor. Evet. Ama bu da titreşime neden oluyor. İşte o titreşim aralığını ne kadar uzatırsan, ne kadar kısaltırsan titreşim oranı o kadar değişiyor. Şimdi insanın gözü bir anda algılamıyor, tamam mı? Işığı evet. Sen sabit bir, mesela loş bir ekrana bakıyorum zannediyorsun. Evet. Ya da çok beyaz bir ekrana bakıyorum zannediyorsun ama floresan gibi orada aslında bir titreşim var. Evet. Ve bu titreşim yine mavi ışıkta olduğu gibi gözünü, beynini arka planda devamlı yoruyor, yıpratıyor. Özellikle biz göremiyoruz ama kameradan biz monitörü çekmek istediğimiz zaman eğer monitörün evet. rengi kısılmışsa bariz bir şekilde titremeyi görebiliyoruz kamerada Ali. Ekran parlaklığını ne kadar azaltırsan gözlerini korumak için flicker dediğimiz o titreşim o kadar artıyor aslında. Evet. Ve o ne kadar artarsa senin gözlerin, beynin o kadar yoruluyor. Şimdi bu flicker'ı da ortadan kaldırmak için arka planda bu titreşimi, ekranı kıstığın zaman oluşan titreşimi yok eden yeni bir teknoloji getirdiler. Nedir bu teknoloji? Flicker free. Bu kadar basit. Ekrandaki titreşimi ortadan kaldırıyorlar. Titreşim olmadan ışığı azaltıyorlar. Yani bizim aslında gördüğümüz, zannettiğimiz şeyi gerçekten yapıyorlar. Evet. O ekrandaki yanıp sönme aralıklarını ortadan kaldırıyorlar Recep. Peki göz bakımı için başka teknolojiler var mı? Göz bakımı için çok teknolojiler var Recep ama monitörün içerisinde olan bir de üçüncü teknoloji var. Bu aslında çok basit, çok yakından tanıdığımız ve oyuncuların sevdiği bir özellik. Nedir? Parlamayan ekran. Ekrana gelen arkadan böyle güneş gelir, seni sinir eder. Evet. Floresan yansır, ofiste ışık gelir ve ekrandan bir de yansıyıp gözüne girer. Evet, yani mat ekranla bu sorunu çözebiliyoruz. Çok basit ama çok önemli bir şey. Anti-glare dediğimiz parlama yapmayan mat ekranlar bir de oradan gözünüze gelen ekstra ışığı azaltıyor. Bir de bu ışık senin aslında görüntü kaliteni de azaltıyor hocam. Evet, yani dışarıdan gelen yansımalar ya da aslında mat ekranı daha iyi görüyoruz yani. Mat ekranı ben olduğum olası severim ama pek çok firma eskiden bu yana bazen tercih eden tüketiciler için parlak ekranı da sunuyor. Evet. Çünkü parlak şeyleri insan doğası gereği seviyoruz. Ekran böyle pırıl pırıl parladığı zaman bazı kullanıcıların daha çok hoşuna gidiyor. Ama aslında sağlıklı olan sevgili izleyiciler daha mat anti-glare kaplama ekranlar. Bu ekranların zaten türlerinden de incelemelerimizde yer geldikçe bahsediyoruz. Hattı zatında bu monitörün de esas gerçek diğer özelliklerini, şu an elimizde bir örnek var, PB279Q evet. Asus'un iCare teknolojisini kullanan, incelemede daha detaylı bir şekilde deneyeceğiz. Şimdi burada bir iCare, bu gözü yormayan teknolojiler nedir, bunları özetleyelim istedim. Evet, bunların aslında destekleyen monitörlerin listesinde vereceğiz ama doğru. Dediğin gibi Ali, flicker free teknolojisi, blue light yani mavi ışığı engelleme teknolojisi ve ekranın mat olması gözlerimizi uzun vadede yormayan teknolojiler. Asus bunları iCare altında toplamış. Bu teknolojiler altındaki teknolojiler aslında farklı monitörlerde de zaman içerisinde yaygınlaşacak. Evet. Asus bunu genel olarak oyuncu monitörlerinden profesyonel monitörlere kadar sayısız üründe kullanıp yaygınlaştırmak istiyor. Çünkü insanlar monitörü aldığı zaman başında daha uzun oturabildiği zaman daha mutlu oluyor. Çok basit bir mantığı var işin arka planında. Sağlıklı ve uzun bir şekilde monitöre bakabilirsen daha mutlu ayrılırsın. O yüzden gelecekte bunların yaygınlaştığını görmek istiyoruz. Bütün monitör modellerine gelsin. İsteyen kullanıcı renk ayrımı yaparken kullansın kullanmasın, bu teknolojilerin olması faydalı olacak. Doğru Ali. Bakalım yakın zamanda yeni teknolojileri göreceğiz. Ama bu monitörün incelemesini de kanalımızda yeni yakın evet. zamanda bulabileceksiniz. Sizler birlikte iCare teknolojisine değindik. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bir başka rehberle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.